Evet, hoş geldiniz. Açık beyin yan ürünü, kaçık beynin karantina günlerinde kaçak olarak çektiği Zoom üzerinden yaptığımız, biraz formatı değiştirip iki konuklu yaptığımız, YouTube'da da ilk defa Zoom üzerinden çekip yayınlayacağımız programa hoş geldiniz. Nasılsınız? Sinan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Utku hoş geldin. Hoş bulduk. Abi çok güzel ya. Bu üçlünün yıllar sonra bir ekranda olması çok hoşmuş. Değil mi lan? 30 Çok sene güzel bir sonra halimize bak. Vay arkadaş. Ben buna bir durum. tane eski Ben zaten fotoğrafımı şu sakallara bak. Abi ben bu karantina bir ay daha sürerse koyarım bayağı Şirin Baba. da. Valla ben biraz sakal kısaltmayı öğrendim gibi ama biraz eğri olmuş. Neyse ki şeyde çakılmıyor ekranda. Yani ben kendim pek trimming yapamıyorum. Ya onu ben de öğrenmeye başladım. Çok becerememekle beraber. Ne yapacaksın abi? Mecbur. Artık böyle. Karantina. Saçlar da uzamaya başladı. Yani bir ay sonra Barış Manço, Şirin Baba arası bir yerlerde. Sen Abi biz güzelsin. gene iyi. Biz gene iyiyiz. Kadınlar saçlarını boyatamayacaklar. Hani kendi kaşını alma imkanı olmayan. Herkesin dip boyası geldi. Herkesin dip Herkesin boyası ve foyası ortaya çıkacak arkadaşlar. Ben Evet. geçen şöyle dedim, yanımızda bir beyin uzmanı var, haddime düşmez ama herhalde bu sürecin sonunda sokaklarda bugüne kadar görmediğimiz, hatta kimsenin de kendinde görmediği ne şizofrenler, ne paranoyaklar, ne deliler içeri bu ortam yerinden bir fışkırıp abi Necati abi sen hiç böyle biri değildin. Necati kim? Sen kime Necati diyorsun falan halinde bu iş haller Başladı. alacak mı diye merak ediyorum. Aynen devam. Başladı. O iş şeyle de başladı. İlk karantina zamanları mıydı? Ya evdekilerle takıla takıla baktım aslında iyi insanlarmış bizim aile falan diye. Sosyal medyada şeyler görüyorum. Garip kendini izahını da oluşturuyor. Sen de teksin değil mi Utku? Defne yani Evet. Defne yok. Ben Yok hafta sonları geliyor. de işte benim kız zaten Çanakkale'de kapattı kendini. O da orada kendi inzivasını yaşıyor. Gönüllü inziva yalnız. Ben gelmem böyle iyi falan dedi. Korona tam ona göre oldu. Evde resim mesim yapıyor şu anda. Dolayısıyla ben de bayağı bir çiçek bakımıyla falan uğraşıyorum. Şu arkada görmüş olabileceğiniz gibi bizim çiçekler böyle çiçekler, böcekler. Bir takım yeni şeyler yetiştirmekle meşgulüm şu anda. Emekli Sinan modu. Ben bu akşam kuru fasulye yaptım. Ya hayatımda ilk defa kuru fasulye yaptım. Yanına da bulgur pilavı yaptım. Oh. Hatta biraz da yaktım. Hatta yaktığımı fark ettiğimde elime geldi, elimi de yaktım. Gündüz de sağ elimi kesmiştim. Ben koronaya kalmayacağım galiba. Kendi kendimi yok ediyorum ben. 2 hafta daha azalsın. Azalarak bitecek. Mission Impossible şeyi kadar oldum yani. Mission Impossible'ın kendi kendini yok eden mesaj aleti gibiyim. Bir duman çıkıyor Bugün görüyor iki elimi musun? ayrı Sinan şekilde bak kulaktan doğru. verebilirim. Bak işte mizah Şimdiden dönemde açık diyeyim. İleride korona beni böyle bir yıldızı şekilde bulursanız sağ böbreğim 9 yaşında alındı. Onu ben beceremedim. Şimdiden söyleyeyim de. Ha bir de sen tek böbrektin abi ne güzel ya. Ne Enteresan. güzel mi? Yani Yaklaşık bir bildiği 42 yıldır, 42 yıl evvel böbreğim alındı, evet. Ben bunu derslerde böbrek Daha güzel bir şeye yaklaşıyor. 5 gün sonra doğum günüm. Aa evet 6 Ve Nisan. 51 yaşımın 51 yaş doğum günümü evde tek başıma bir şekil kutlayacağım diye Hiç düşünüyorum. belli olmaz. Maskeyi Bir takıp de böyle girelim bakalım. her an Yok 30 canım. yıllık arkadaşlarının baskınına uğrayabilirsin yani. Hiç belli olmaz. Orada Maskeler da. içinde Evet. beyaz elbiselerle falan. O hazmat Ben çok... kıyafetiyle geliriz. Hayır, bir de işin komiği maskelerle birileri geliyor. Ben siz zannediyorum. Meğer ben karantinaya alınmışım, götürülüyorum. Ha, ben hala yaş günü zannediyorum. Bir de bu götürürlerken şey yapar. Böbrek tek bak almayın onu almayın. Böbrek tek. Tabii, böbreğim tek. Evet, ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Ya ne yapıyoruz deyince şimdi siz tek tek kalıyormuşsunuz. Ben kalabalık normalde olduğundan daha kalabalığım. Onda da yeni bebiş var bu arada. Ben şu Bir an yani. duyuralım. Evet Deniz'e evet sen dünyaya bir kişi daha getirmek suretiyle çoğalmamıza da yardımcı olup evde şu an kaç? Üç valla siz, iki de anneler, 5 kişi. altı. Altı Yani mı? sen Tabii kızım. bebeği de sayarsan deniz de insan Deniz de olarak var. Tamam. sayıyoruz. Ha Buçuktan siz dört tabii. sayıyoruz. Niye sizi üç saydım ki ben? Tabii. Tabii. Doğru Şimdi doğru. evde bir anneanne, bir babaanne, işte bir bebek, bir 8. sınıf online ders yapan ergen, bir ben, bir lohusa. Yani risk grubunda olmayan tek benim.
Yok lan, şu anda zaten büyük anneler risk grubunda biraz ama onları. Onlar risk grubunda. Figen Lohusa, Deniz zaten 15 gün, bugün 15. günü. Oğlan da işte hani dersi mersi, onların okulda Zoom'dan örgütlendi. Sınıf ortamını oluşturup devam ediyorlar. Ve 8. sınıf diye sınav senesi diye bir şeyler, daha ihtimamlılar. Oradan sağlam çalışılıyor. Şu an tek boş yer de zaten onun bilgisayarı yani. Arkamdaki işte dolapı. Tabii tabii bir ağlama sesi gelebilir. Üniversitede bilim kurgu hikayesi yazacak olsam şöyle bir şey yazardım. 30 sene sonra bir karantinada herkes birbiriyle şeyde görüşüyor falan. Tam hikayede gibiyiz anasını satayım. Olaya bak ya. Hem de o zaman yazsam gene çocukken mahalle arkadaşlarımla böyle yaz geceleri yakın olan apartmanlarda camdan cama konuşurduk. Öyle bir geyik çevirirdik. Aşağı inmezdik de işte. Şimdi bir camdan cama konuşuyoruz. Aynı şey oldu şimdi. Hepimiz bir camdayız. Bir cama bakarak konuşuyoruz. İlginç ya. Onun esprisi de var. Bilmiyorum ya bu nasıl? Ya şimdi seninki biraz nostaljik oldu. Sinan'ınki daha böyle science fiction hikaye. Fakat olayın komik tarafı da şey. Şimdi biz 2020'de uçan arabalar olacak, insanlar klonlanacak mı, ışınlama mı olacak falan diye düşündük. Şimdi televizyonda eli böyle yıkayın, kolonyayı içmeyin falan diye bir takım şeyler yapılıyor. Ya ben bu sabah... Ben bu sabah markete gitme kararını 2 saatte verdim. Sanki süngü kuşanıp düşman hattına girer bir Eda ile evden çıktım. Aldığım peçete, su ve eve döndüm. Bir Muzaffer komutan edasıyla eve girip her şeyi steril etmek suretiyle. Bu saate kadar henüz bir şey olmadı mı acaba diye. İşte şimdi bir de şöyle bir şey var. Her gün yeni bir 14 başlıyor. Aynen öyle. Her yeni girdiğin günde bir 14 sıfırlanıyor ve yeni bir 14 başlıyor. Ya arkadaş yani bugün ayın 14. Ya, o kadar değil anasını satayım. Yani sürekli elbisenizi dezenfekte etmenize gerek yok. Kimseye dokunmuyorsanız, yolda market bile French kiss yapmıyorsanız yani çok da gerekli değil o kadar da. Risk yok. Ödemeyi nasıl yapıyorsunuz? Ben her markete girdiğimde bir French kiss yaparım. Hani bilemedim şimdi. Bu kadar dezenfeksiyonunuz nasıl bir alışveriş diye insanın aklına. Ya yani, şimdi... Sinan, senin de içinde olduğun şu akşam konuşmaları var ya, herkes korkusu nispetinde oradan bir şey alıyor. Hı. Yani herkes ne yazık ki korkusunun beslenmesinden adeta zevk alıyor. Bana 500 tane ikna da etseniz, içinizden bir tanesinin söylediği negatifi ben kafamda bir köşeye koyup onu nadide bir parça olarak büyütüyorum, bir ihtimaldir diye. Yani bu çok kötü. Çünkü bak, hepiniz konuşuyorsunuz. Çok söyleyeceğim. Bu çok önemli bir nokta ya. Negativite beyni acayip etkiliyor gerçekten yani. Ne yaparsan. Ben ya. Negatifi arıyor. Beyin sürekli negatifi arıyor. Ya 5000 tane iyi şey söylense. Ama bak gördün mü? Bir de şu varmış. Ya var ama o bir ihtimal. Yani sen bundan. Yani şu şey gibi. Bu hastalığı %80 yakalananların %80'i kurtuluyor. Abi %20'si ölüyor. Şimdi bu ikisi arasındaki %20 bile değil. %10 küsur galiba. Bilmiyorum. %2.7 şu anda maksimum. %2.7 ölüm oranı. Yani ama vurguya bakar mısın? Yani ne kadar çok çok üst yaş gruplarında %10'u bulduğu oluyor. Onların da %90'ı kurtuluyor demek bu. Tabii. Ama biz böyle söylemeyiz. Sigara da içmiyorsun. Sigara yani temiz adamsın abi. Sigara yani. Şey yok yani. Hiç böyle gayet tertemiz bir adam mı? Böbrek yok, sigara yok. Biz... Bu durum, bu şöyle bir şey çıkarıyor. Ben sosyal medyayı çok fazla takip etmiyorum. Yani şöyle takip etmiyorum, Twitter'ı takip etmiyorum. Ama tabii ki Instagram'a, Facebook'a düşenlerden gördüğüm kadarıyla yine toplumsal bir üretkenlik başladı. Yani bir mizahçılar sürüsü. Herkes, zaten ben bugün buraya onun için geldim. Yani bugün mesela bizim Atıl... Arada bir işte yani diğer arkadaşlar şu anda WhatsApp grupları ağırlıklı olarak bu işe yarıyor. Yani enteresan bir mizah tipi türüyor gene. Evet. Yani tuhaf tuhaf. Ben bunu açıkçası hani sen de bir şeyler yapıyorsun görüyorum orada bir yerde ama ben şeyi merak ediyorum önce yani İhsan sorar da gerisini. Mesela mizahçı için streste olmak daha mı çok mizah yaptırıyor yoksa bir yaratıcılık düşüyor mu? Mesela sen yazıyorsun hala şu anda. Nasıl durum? Şimdi profesyonel mizahçılık yapıyorsan yani parça başı yaptığın bir işten nakdi para olarak gelir oradan besleniyorsan
O daha ziyade brief üzerine çalışıyorum. Reklamcılıkta da böyle. Televizyona iş yaparken de böyle. Yani ben sabah kalkıp dur kendime bir şey yapayım. Cılığa pek vaktin kalmıyor ya da giderek o yerin köreliyor. Ama mizah refleksi için bir şey söyleyeyim. Mizah zaten stresten çıkacak bir şey olsa gerek. Yani bir adamın tezat görmesi için, ki mizah tezattan beslenir. Ben bir şey, yani İhsan'la yaptığımız görüşmede de konuştuk ya bunu. Ya ben bir hata görüp onu olabildiğince egzajere edip size bir nevi benim tabirimle demir levli bir şekere bulayıp kanınıza daha çabuk karışmasını sağlarım, ki bence bunun adı işte mizah. Yani o üstüne buladığım şeker aslında kakara kikiri ama özünde stres odaklı. Çünkü ben onu görmekle şeyim, beynim ona şartlı. Dolayısıyla mizahçılar aynı şeker adamlardır. Ne eğlenilir mizahçılarla? Hayır, mizahçılarla çok da eğlenilmez. Çünkü adamlar hakikaten stres odaklıdırlar. Çünkü habire arıyorsun. Hele ki bizim gibi bir ülkenin özünde var. Yani dönemsel değil bu. Belki yüzyıllardır bu coğrafya içine düştüğü her türlü kötülüğü, durumu da gülerek aşabilmiş de bir nevi. Yani hemen biz bir mavrasını da yapabiliyoruz. Bir incesine girebiliyoruz inceden inceye. Bu daha da körüklüyor. Sadece şimdi sosyal medyanın bu kadar yaygın oluşuyla bence kahvede güldüren adamlar artık her yerde güldürebilir oldu. Zaman zaman hepimizin elinde birer megafon var artık. Herkes önünde bir kere iyi espri yapar. Yani ömründe en az iki espri yapar. Onu da aylarca, yıllarca, ömrü boyunca da anlatabilir. Şimdi öyle bir döneme geldik. Herkes en iyi iki esprisini yapacak. Nasıl? O kadar kötü durumda olan var mıdır? Yani 70 yıl yaşadı ve iki espri yapabildi falan. Ya işte çok güzel cuk oturmuştur, anlatır da anlatır, vardır ya öyle. En az iki tane yaparsın yani. Çok ya böyle, ama bak bu ara çok var onda. Mesela şeyi hatırlar mısınız? Bu Umre'den ilk dönenler KYK yurtlarına yerleştirildi. Ha. Evet, evet. Ya neler vardı o gün? Dedesine KYK çıkmayan var mı? Benimki uygun bir hacı bulursak beraber eve çıkarız diyor 14 gün. Bak anında bu yani haber gelir gelmez peşine bunlar oldu. Şimdi telefonuma gelen bir tane efsaneydi. Bir adam kadın yanlarında galiba 17-18 tane çocuk var altına yazmışlar. Sen evde kalma abi. Sen evde. yani şimdi böyle bir şey, evde olduğun zaman sana ekstra komik geliyor ve beni ilgilendiren o şimdi. Yani evde kalma konseptinin içinde yaşadığın zaman sana daha komik geliyor. Yani ben bir şey söyleyeyim, hani virüsün bulaşması falan konusunda ben sizin kadar muhtemelen gergin değilim. Ya tamam virüs bulaşıyor falan filan ama tabii şimdi sizin bir de İhsan'ı burada hariç tutuyorum. Utku ve Utku gibi hani biyolojik bilimlere genel bir mesafesi olan normal insanlardan bahsediyorum. Yani şimdi virüs meselesi tam böyle kitabı bilinmeyince olan hakikaten osuruktan bulaşıyormuş gibi geliyor insana. Şimdi İhsan bayağı fazla hani bu konularla ilgili okumuş olduğu için ona gereksiz çok malumat vardır, ona eminim. Ama mesela ben virüsü bilen adamım. Yani öyle bulaşmayacağını da biliyorum. Abi bu konu beni de geriyor. Yani ciddi geliyor ve şunu fark ediyorum. Bununla ilgili bir espri yapıldığı zaman böyle bir rahatlıyorum. Böyle bir bildiklerim tekrar aklıma geliyor. Bir düşüncem netleşiyor. Yani iyi geliyor, anlatabildim mi? Ama devamlı haber izlesem ben de yavaş yavaş hani biraz böyle nasıl diyeyim işte o televizyon sunucularının moduna geçeceğim yani. O zaman bir yüzeyde 3 saat kalıyorsa ben o zaman burayı yaladım mı? 2 saat oldu falan. Hani öyle garip garip sorular soruyorlar yani ya Ramazan'da hocalara sorulana benzer. 400 yıldır aynı soru soruluyor. 1400 yıldır. Ama mizah burada. Ya beni ilgilendiren şey şu bugün. Yani aslında sizin ikinizden de duymak istediğim buraya gelirken. Hani benim bir hipotezim var. Şimdi mizah daha evvel İhsan'la yaptığımız şeyde anlatmıştım. Olumsuzluk dedektörü bir sistem var beyinde. O olumsuzluk dedektörü, sen dedin ya stres çelişki, bir çelişki yakalıyor. O çelişkiyi yakalıyor. Çelişki bize zarar vermiyorsa gülerek tepki veriyor. Zarar veriyorsa paniğe kapılıyor ya da ağlıyor ya da bağırıyor, çığlık atıyor, neyse duruma göre. Ama bakıyor bu zarar vermeyecek, halim selim bir durum. O zaman gülerek cevap veriyor buna. Şimdi acaba şu anda içinde bulunduğumuz durumda temel sıkıntı ne? Belirsizlik. Sanki mizah şu anda en işlevsel araç gibi geliyor bana. Yani şey açısından, virüsle mücadele için değil de insanın stresiyle mücadele açısından. Doğru şekilde, bilgili bir şekilde kullanılsa, sanki ki bana gelen örneklerin bende yaptığı etkiyle de yola çıkıyorum. Biraz da teorik bilgiyle. Yani böyle bir işlevi var gibi, hani siz ne diyorsunuz bu durumda? Var mı gerçekten? Yoksa ben vehmediyorum böyle bir şey yani. Yok, var var. Şey,
Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi var da bizde medyada belki yani günümüzdeki yani yayıncılığın doğası gereği bir şekilde izlenmeleri lazım ve olayı iyice böyle felaket haberi şeklinde veriyorlar. Yani bir şey müzikler, görüntüler, böyle sürekli hasta insanlar, garip garip araçlar, böyle garip kıyafetli insanlar, mezar kazılıyorsa onlar gösteriliyor. Konuyla hiç alakası olmasa bile iyice zenginleştiriliyor. Böyle sanki korku üzerine yayınlatılıyor. Sonra programları izliyorum. Benim ideal program şey olmalı, hani düzgün bir veya iki kişi enfeksiyon hastalıkları vesaire bilen ve bunun nasıl yürütüldüğünü bilen bir hekim, dahiliye uzmanı olabilir. Ya bu size ne yapar? Bunu engellemek için ne yaparsınız? Toplumda nasıl davranır? Gibi. Şimdi 6 kişi çıkıyorlar. Bir tane gazeteci, bir tane başka gazeteci, bir tane bir hekimdir, saygın vardır da hani epidemiyoloji, enfeksiyon hastalıkları falan diye uzmanlıklar var. Bununla ilgisi olmayan birkaç hekim. Bir de seyirciden sürekli peş peşe gelen aynı sorular. İnsanlar tabii ki şey oluyorlar, bilgi edineceğiz diye oturuyorlar karşısına ve işte bir soru soruluyor. Maske takın. 15 dakika sonra takın diyenin karşısındaki başka bir hekim takmanıza gerek yok dediği vakit hop kopuyoruz. Ondan sonra Utku gibi oluyoruz. Hatta bizi takarsan daha tarafta olursunuz diyor mesela. O İşte tam şimdi da bu noktada bak, tam da bu çizdiğin İhsan, çizdiğin bu kaotik durum var ya. Evet. Virüsün varlığı kadar başka bir virüssel bir durum yaratıyor ve yayılıyor. İşte o anda az evvel Sinan dedi ya, benim bana ısırmayacağını hissettiğim anda gülerek beni ısıracağını hissedersem de ağlayarak, kaçarak tepki veriyorum. Tam katılmıyorum. Eminim Titanic batarken de birileri yanındakine espri yapıyordu. Evet. Yani insanın kritik anlarda beyninin kendini rahatlatmak adına devreye soktuğu, siz bu işin uzmanısınız ama mesela benim çok yakın bir arkadaşım annesinin cenazesi evden çıkarken arkadaşına fıkra anlatıyordu. Yani çünkü beyni o an onun mizah da en kritik anlarda bile artık kafan vurulmak üzereyken bile giyotindeysen yalnız fermuarda açık galiba diye bir şey yaparsın eğer, çünkü o şeyinle alakalı bence. İlla ha bu giyotin benim kafama inmeyecek, o zaman ben şimdi giyotinle ilgili bir espri yapayım değil o. O bir kaçış, o bir vücudunun seni rahatlatma mekanizması gibi geliyor bana. Çünkü tabii böyle zaten olmak o öyle. Yani espri, ama öyle hisselleştirdiğin için tabii giyotin espri, yani espri giyotini hedeflemiyor orada zaten. Yani orada mesela espri yapan adam giyotinde de olan dikkatini dağıtmak için yapıyor böyle bir şey. Tam da bunun gibi. Yani şu anda bizim dikkatimiz lüzumsuz yere, yani 14 tane kuralı bilsen bir şekilde yaşayacağım bir mevzu üzerine devamlı çevriliyor. Yani herkes virolog olacakmış gibi ama ben sorayım bak, her şeyin mizahı yapılır mı diyorduk. Gerçekten de çok gezegen çapında bir sıkıntı var. Bununla ilgili de mizah yapılabiliyor. Aynen öyle. Ya adam mizah, bir şey söyleyeceğim. Mizah illa kendi kendine de beyninden geçirilsin, o da bir mizah. Yani evet, her koşulda her şeyin ben ne bileyim beyninden o an en kafa bulunmayacak, en esprisi yapılmayacak şeyi, ya bir cenaze namazının ortasında da birileri aklına bir espri geliyor olabilir. Dolayısıyla bireysel bir mizah yapıyor olabilir. Yani bu elde olan da bir şey değil. Hayata bakışınla alakalı bir şey. Bu senin o anki savunma mekanizman belki, bilmiyorum. Yani sen az evvel bir tablo çizdin ya. Ya anlatıyor. Şiştim. Tam da anlamıyorum. Allah'ım ben ne olacağım da yaptığın işte mizah. Çünkü bu durduğun, bu oluşan durum eyvah kaçmamız lazım dedirtmiyor birine. Orada bir kıvrım yaratıyor ve mizah koyuyor ortaya. Tam da burada patlıyor mizah zaten bence. Peki yani, biz bunu nasıl işlevselleştireceğiz hacı? İşte ben onu soracaktım sana. Şimdi sinir bilim profesörü olduğun için. Bana sordun, aslında cevabını biraz önce kısaca yani sorunun içinde vermeye çalışmıştım. Şu, yani bu işte olumsuzluk dedektörü ya da işte o ne deniyordu ona? Benign violation deniyor. Yani zarar vermeyen ihlal. Beklenti ihlal durumu. Bir şey var, bir şey bekliyorsun. Beklediğin gibi olmuyor. O olmama hali sana zarar vermiyorsa etrafındakileri haberdar etme amacıyla. Bu arada bu kısım önemli. Gülme reaksiyonu veriyorsun ve bu sana komik geliyor. Yani gülmenin en azından evrimsel böyle bir kökeni var gibi gözüküyor. Şimdi burada mizahın bu toplumsal işlevi zaten evrimsel olarak mevcut ise, bu kadar global toplumsal sorun yaşadığımız bir günde bence bunu bu işin komünikasyonunu üstlenen, iletişimini üstlenen insanlara
usulünce bir hatırlatmak, belki onların mizahçılarla gerçekten işbirliği yapmalarına vesile olmak için aslında bu konuda konuşmak istedim ben bugün. Yani benim burada esas çıkarmaya çalışacağım mesajlardan biri. Ya düşün, Sağlık Bakanı tamam, çok acılı bir açıklama yapıyor, eyvallah. O orada espri yapmasın, zaten uygun düşmez. Adamcağız her gün ölüm rakamları falan çıkıyor. Ama ya onun yardımcısı ya da onun görevlendirdiği birisi, atıyorum önlemleri anlatırken el yıkama anlatılıyor ya. Şimdi benim katıldığım bir programda hocanın biri el yıkamayı öyle bir hale getirdi ki evde izleyen kesin şöyle dedi, ben bu eli yıkayamam abi. Cerrahların el yıkama prosedürünü öyle bir anlatmaya kalktı ki sonra dedi ki bu program yetmez, ayrı bir program yapmak lazım. Evdeki adam demiştir ki la oğlum biz bittik yani, el bile yıkayamıyoruz, düşün. Ameliyata giriyorsun. Şimdi bunu böyle anlatacağını, mesela bana WhatsApp'tan bir video geldi. Çocuğun biri, görmüşsünüzdür, elini yıkıyor tam. Tam kapatıyor. Lan diyor, musluğa bastık. Tekrar açıyor. Önce musluğu yıkıyor. Sonra elini yıkıyor. Kapatıyor. Ondan sonra başka bir şeye dokunduğunu fark ediyor. Tekrar açıyor. Onu yıkıyor. Musluğu yıkıyor. Bilmiyorum derken herif orada tonlarca su harcayıp deliriyor falan. Böyle basit bir skeçle bunlara gerek yok. Abi şöyle normal yıka, insan gibi yıka diye anlattığın zaman abartanlar bu espriden dolayı kendilerini komik bulacaklar ve onu yapmayacaklar. Çünkü mizah çok hızlı değiştiriyor. Ve ya normalinde öğrenmiş olacaklar. Şimdi politikada da, eğitimde de, işte ne diyelim, toplumsal iletişimde de mizah eksikliği çok büyük bir problem. Çok ciddiye alıyoruz bazı şeyleri. Yani fazla ciddi ve mizahın işlevini galiba unutuyoruz. Orada da bence hani size görev düşüyor. Yani Utku senin meslektaşlarına, insan sana, hani bu işlerle ilgilenen insanlara yani. Yani hatırlatma anlamında. Ya çok doğru söylüyorsun da mizah tek kişilik bir şey değil ya. Karşı tarafın anlayışıyla ve anlayışıyla büyüyecek bir şey ya. Yani iki tür anlayışla. Bir zekai anlayış, bir de kalbi olarak bir takım kriterlerle bunu sınamadığı. Bazı konuların esprisi olmaz gibi bir cümle. Ya da iyi de benle böyle konuşamazsın gibi. Yani mizahın çalışması için bazı konuların tam da o an hicvedilebileceğini belli bir şeyle, tabii saldırgan, yani nasıl diyeyim de rencide etmemek. O da görece bir şey. Neye, kime göre rencide? Yani işte geçenlerde kız bir stand-up gösterisinde bir açıklamada bulundu. Bence de haddini aşmış, ileri gitmiş ama sonrasında doğan tepki çok daha ileri gitmiş. Yani evet, mizah, büyük linç oldu, gereksiz oldu. Mizah bir linç aracı haline de gelebilir. Bu bir anlayış gerektiriyor. Adam öyle gördü ve bunu böyle yaptı. Şimdi sen diyorsun ya, elini yıkarken böyle oldu. O birine böyle konuda esprisi yapılır mı tepkisini getirecek bir yerlerde. Yani istediğin kadar güzel yap. İstediğin kadar bak ben bunu aslında göresin diye yapıyorum. Aslında bu iş bu kadar komik de. Birileri bunu böyle anlıyor. Yani sen bu konuda böyle her şeyin, bazı konuların esprisi yapılmaz. Bazı konular ciddi konulardır. Hangi konular ciddi değildir ki? Hayatta her konu ciddidir. Yani eğer parmağında küçük bir çizik varsa o senin için dünyanın en ciddi şeyidir. Yani bu nereyle odaklandığınla alakalı ve o konuyla ilgili ne yapılsa sana zul gelebilir, büyük gelebilir, rahatsız edici gelebilir. Ama hele bir de şimdi toplumsal olarak hepimizin, ya şu an bunu kabul etmemiz gerekiyor ki bir takım evlerde ölüm trajedisi yaşanıyor ve sebebi grip. Ama şunu da biliyoruz ki geçen yıl da bir takım evlerde grip sebebiyle ölmüş hastaların trajedisi yaşanıyordu da bir anda. Yani ben yanlış bilmiyorsam 90-100 bin aralığında bir rakamda geçen yıl Türkiye'de yine gripten vefat var. Evet. Çünkü gripin tetiklediği bazı yoksunluklar ölüme sebep olabiliyor. İşte yaş, bir takım özel hastalık tedavileri ya da kronik hastalıklar. Bu seneye özel bir durum değil. Yani grip hastalığı ile ilgili espri, grip ama gerçek demiştim ben mesela. Grip durum, o grip ama gerçek bir durumdayız. Neye tamam. Güleceğimizi, neye yorum yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Grip ama gerçek bir olayla karşı karşıya. Şimdi mizahçı bunu grip ama gerçek dedi diye aslında her şeyi söylüyor. Durum çok garip ama bunu bir kalıbın tiye alınmasıyla yapıyor. Bu bir ölçekli mizah. Biri, sen kardeşim günde ortalama 50 kişinin öldüğü bir konu hakkında kelime oyunu yapamazsın deme hakkı var mı? Var. Ama yanlış. Şimdi o yüzden senin dediğin metot birileri çıkıp mizahi olarak yapsa da
Birileri buna ölümlerin olduğu bir konu hakkında mizah yapılmamalı diyecektir. İşte o ama da... çoğunlukta olmayacaktır. Bence ben şimdi Sinan'ın demin dediği yani o el yıkama hikayesi var ya. Yani, ya hayatta el yıkamamışız, bugünden sonra da yıkayamayız zaten diye abarttıran doktor. Bir de öbür sana WhatsApp'tan gelen video. Şimdi biz o zaman mesela bunu çocuklar üzerine çalışabiliriz. Yani onlarda bizde olmayan şeyler, filtre, bizde olan filtreler yok ya onlarda. Bir takım bariyerler yok. Onlar gayet gülerek, eğlenerek öğretebiliriz. Yani bu zaten COVID-19 öğretirsin yani. COVID-19 hastalığıyla ilgili neye dikkat edeceğini. Şimdi ben eminim hani bir evde bir 10-11 yaşlarında bir çocuk varsa bir de ebeveynleri, o çocuk ebeveynlerine daha iyi anlatacaktır. Elinin nerelerini nasıl yıkaması gerektiğini, neye dikkat edilmesi gerektiğini, maskenin nasıl takılıp çıkarılacağını. Biz bunları mizah yapacağız da bizim hani böyle bir durumda şeyimiz var. O zaman gözden geçireceğimiz bütün bir şey var. Bakış. Yani eğitimde de bunu kullanacağız. Demin o örneğini verdiğiniz o kız hani Aleviler hakkında espri yapan mesela. Hı. Ben o stand-up'ı seyrettim. O kız kendisi de Alevi zaten. Evet. Da belli bir bağlam içerisinde, bir gösterinin içerisinde bu esprileri yapıyor. Muhtemelen orada konseptin tamamını izliyor olsan. Yani Aleviler dışındaki insanlara aslında yönelik bir Tabii. Tabii aslında çok derin bir eleştiri var orada. Tabii. Benim takıldığım kızın akabinde seyirciden gelen reaksiyon üzerine ne o sert mi geldi, verdiği tepkiler daha sert geldi bana, yanlış geldi. Anladım. Çünkü o zaman ironi yapmadığını sanki espri bilerek yapmış gibi duruma düştü bir an için. Yani o da tabii yoksa yarık bir, yani. Ya mesela şey geldi. Net ironi yapmıştı aslında. Orada hikaye talihsiz seçilen kısım. Tabii. Pek çok insan da sadece o kesilen kısımla ilgili bir şey yaptı. Mesela Ricky Gervais'in yaptığı espriler, işte Ricky Gervais'in o Humanity Show'u bilmem ne falan var. Ben hepsini izledim baştan sona. Adam gerçekten sapıklık sınırında espriler yapıyor ama yine evet. O benign violation kuralı bak orada geçerli. O salonun içindesin. Buna para verip girmişsin. Orası bir gösteri bağlamı. Ve bu gösteride bu adama sen o süre boyunca bir yetki vermişsin. Yani beni şaşırt. Saçmala, evet. Beni güldür. Evet. Ve ben marjinal bir şey izlemeye geldiğimi biliyorum. Çünkü herifin Golden Globe'larda falan yaptığı konuşma zaten bütün dünyaya tanınmasına sebep o ofis dizisi falan. Evet. Tabii şu anda bir plan devamının sorunumuz var. Utku aniden kulaklıklandı. Evet. Ben bir anda böyle gece bu saatlerde kulaklarımda kulaklık belirdi benim. O yüzden önüne geçemediğim bir durum bu. Şirek misin oğlum? Şirek diye geçiyor abi. Ya Şirek bak şimdi sen dedin yani eğitimle ilgili. Dur bir şey diyecektim, yarım kaldı. Şimdi bak muhtemelen yani halkla iletişimde mizahın kullanılmaması bu bağlamdan çıkarılma korkusuyladır. Yani sen orada bir şey yapacaksın, bir konsept ve onu çıkacak. Ama şimdi mizah aynı zamanda IQ ile alakalı abi. Yani Utku diye söylemiyorum. Yani bir IQ lazım. Yani belli bir düzeyin üzerinde zeka ile yapacak. Dolayısıyla sen yani tutup da yani Recep İvedik esprileri yapmayacaksın halk iletişiminde, anlatabiliyor muyum? Öyle değil. Biraz daha ince, biraz daha zekice, hatta biraz Cem Yılmaz'ı aşacak bir düzeye ihtiyaç var ki öyle bir zekice bir şey yapacaksın ki bağlamından çıkarılmayacak. Hani toplumsal ne bileyim değişime sebep olabilecek falan şeyler. Bunlar spontan espriler olabileceği gibi hakikaten ciddi senaryolaştırılmış ve hakikaten insanın mizahla nasıl algıladığını bilen birileri tarafından, yani bunu benim gibi nörobilimcileri kastetmiyorum, hakikaten mizahçılar, usta mizahçıların kalem oynatması gereken bir yer. Ben beceremiyorum, ben biliyorum da işte çok mizah yazmaya çalıştım, yemiyor yani, bende öyle bir yetenek yok. Hani mizahın etkisini bilmekle mizah yapabilmek çok farklı şeyler. O yüzden hani, ben de ameliyatın gerektiğini biliyorum ama ameliyat yapamıyorum yani. Gibi yani, aynen onun gibi. Dolayısıyla aslında bu bağlamda o korkudan azade olabilecek örnekleri belki mizahçı arkadaşlar artık üretiyorlar da biz onu göstermeli miyiz? Yani bunun iyi örneklerini sunmak lazım gibi geliyor. Ben oraya bir şerh koyabilir miyim abi? Lütfen. Koy bakalım. Şey dedin yani böyle Recep İvedik esprisi değil de çok temel şeyleri anlatırken belki o düzeyde bir espriyle başlayıp el yıkama, karantinaya dikkat, şu bu bilmem ne. Fakat daha sonrası daha yüksek bilişsel şeyler gerektireceği için yani neye gülecek, neyi öğrenecek kısmı dediğinde katılıyorum bir yandan. Bir yandan da çok temel şeyleri öğreteceksek böyle şeyler yapmak lazım. Daha böyle tık tık tık. Onun ayarını bilecek biriler. Benim derdim mizah olmadı mı sıkıntı. Bak bu eksik. Yani seninle konuştuk bilmiyorum. Ben onu bir makalede galiba yazmıştım. Mesela Türkiye'de genel olarak siyasette
Hani çok evet. boktan mevzularla ilgili sürekli gerilim çıkıyor. Niye? Evet. Hiç espri olmadığı için her şey bu yani zarar verici bir ihlalmiş gibi gözüküyor. Hiçbir evet. bundan bir şey olmaz diye gülebildiğimiz bir şey yok. Bir şey vardı Sırrı Süreyya Önder. Evet. Onun mesela meclis konuşmaları kakara kikiri millet gülüyordu. Çünkü herif en ciddi meselelerden biri ulan yani sen de böyle mi bahsedince bir gevşiyorduk. Bu ondan önce de Kamer Genç vardı. Aynen ha, o da öyleydi. Mesela Kamer Genç'in espri tarzı bilmiyorum biraz daha değişik ama Sırrı Süreyya'nınki biraz da şey ya edebi beslenmiş ya. Yani o yerleştirdiği anekdot yani ortamın nabzını tutabilme becerisi çok mühim. Yani hedef kitleyi anlayabilme, onlara doğru ulaşabilme meselesi. Hedef kitle bana kalsa ben şimdi orada mesela mecliste Sırrı Süreyya'nın kendi kişiliğinden de kaynaklanan bir şey o bir şey ifade edişini bu şekilde edebilmek yoksa şeyi de var ya kürsüden bırakın gelsin şeyi de var. o bile esprili. Bak enteresan o adamın zaten o esprili tarzı o meydan okumaya verdiği cevabı bile komik yaptı. Bir de o var. Yani bir yandan o var. Çok paniklemedik yani. Yok bir yandan o var bir yandan da ben bu kadar mizah savunan bir insan olarak mecliste belki yani yapın ama karşılığında şey göreceksiniz yani mecliste göremeyeceksiniz de onun meclisteki tartışmayı bilmem ne seni izleyen insanlar da karşılığını bulacak. Ben bunu hani siyasetçiler halka karşı konuşurken yapsınlar istiyorum. Halktan çünkü bir şey gelemiyor şimdi. Yani Trump'a istediğini söyle. Trump aynı Trump olarak devam ediyor. Veya hani yine istiyor lan. China. Bir de yani hani Kuzey Kore liderine espri yapabilir misin? Yani yaparsın da artık hani füzeye mi bağlar gönderir. Yani olacaklar konusunda bir espri oluyor. Bizde de oluyor ya. Yani soğuk bir İstanbul'u ya geçer bir şey geçmez. Konu şeydi ya. Ortada bir takım acil toplumun tüm katmanlarına geçmesi gereken bir takım mesajlar var. Evet. Bu öğreticiliği niye mizah çığı da omuzlayıp mizah katarak bunu niye yapmıyor? Ya da bu bana biraz hala bizim neslin alıştığı televizyonda bir şeyin duyurulması bir üst sesin kitlelere hoş geldiniz. Bugün size bakın ne anlatacağım deme alıştığımızdan sanki öyle arıyoruz. Bence mizah devrin her devirde kendine akacak mecra ve iletişim alanı buluyor. Dolayısıyla şu anda sosyal medyada zaten çatır çatır eş zamanlı esprinin her düzeyden kralı yapılıyor. Biz şu an kaçırdığımız hangi kitle sosyal medyayı bu kadar aktif kullanmadıklarına inandıklarımızı. İnanın onlar da kullanıyorlar. Yani artık yaşam biçimi eldeki telefon olduğu için sadece mizahçı değil gizli mizahçılar da durumun mizah yoluyla mizahi yorumlar yoluyla önemli olduğunu bence zaten şu an bu olayın bu derece önemli algılanmasının altında belki de bu kadar sosyal medyada dönen mizahi mesajın direkt kana karıştığı yorumlar etkin olmuştur belki de. Çünkü öbür türlü biz görüntü kirliliği oluştu hepimizde. Televizyonda birileri çıkar bir şey konuşur. Bu yakın dönemin atlatılan bir darbe olayıyla ilgili bir kitleyi konuşmaktı. Ondan evvel başka bir şeyi konuşmaktı. Ama sesi kıstığında hep bir geniş açı, yakın açı. Yani konular hiç değişmiyor. Bir müddet o ülkede 15 Temmuz sürecinde neye gelindi konuşuldu. Şimdi korona konuşuluyor ama sesi kıstığında görüntü hep aynı ya. Ya artık o görüntü insanlarda oraya Sinan Canan mı çıktı, başkası mı çıktı? Tabii ki dinleyenlere, dinleyip kendini verip dinleyenlere çok şey ifade ediyor ama birileri için artık çok monoton ve bakılası bir şey değil. Dolayısıyla sen orada itinin kadar mizahi yorum da yapsan artık orası bence birileri için artık ulaşılacak bir mekan değil. Biz hala eski refleksimizi o mizahı anlatsa diyoruz. Oysa sosyal medya çoktan bu işi omuzladı. Hem mizahçılar, hem gizli mizahçılar, hem mizahı önemseyenler, özenenler çatır çatır eş zamanlı en muhalifinden, en hakim görüşün savunucuları olmak üzere. Herkes kendi görüşü nispetinde esprisini de yapıyor. Hatta sen espri yapmayıp dördümüz çok ciddi bir şeyi peş peşe yayınlasak bu kendiliğinden espri doğuruyor. Çünkü sen hepimiz aynı mecrayı konuştuğumuz için artık onun sahibi olan kitleler
oradaki tüm akışa eş zamanlı sahip olduklarından bu kendi içinde doğasında da bir mizah yaratıyor. Yani aynı anda dört tane elma düşerken birbirlerinden habersizler ama bir kedinin dört etrafına düştüklerinde doğan durum çok komiktir ya. Ya yoksa sadece elma düşmüştür oysa. Ama dört tanesi bir kedinin kaçtığı dört noktaya bir an düşerse o kedinin haline güleriz. Dolayısıyla halk yani bütün kesimler şu cep telefonunun üzerinde bütün akışı gördüklerinden bence mizah orada işlevini tam da manasıyla yerine getiriyor. Yani kimse senin dediğin anlamda mizahçılara brief verip de günün belli saatlerinde televizyona çıkın ve şunları mizahi bir şekilde anlatın mutlaka etkili olur. Ama kralı zaten şu an sosyal medyada. Ben onu demedim. Dur öyle anlaşıldıysa düzelteyim. Şunu demek istiyorum. Halkla iletişim kurmaya çalışan insanların bunu öğrenmesi ya da bundan istifade etmesi lazım. Onu diyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu dünyanın her yerinde lafını unutma. Her ciddi konuşmacı zaten konu bu olmasa da bir mizahçıdan anekdot alır. Onu kimse bilmez. Espri tabii, yaptığı tabii. Şey halbuki bir mizahçının, profesyonel mizahçının yazdığı iştir. Bu zaten hep yapılan bir şeydi. Çünkü insan benim de başıma geldi. Çok 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 üst düzeyde bir uzmanlığı olan bir insan beni arayıp ben bunların hepsini biliyorum ama ben espri yapmayı bilmiyorum. Dinlenir kılmak adına espriye ihtiyacım var. Bana yazar mısın dediydi. Dolayısıyla bu halka iletişim yapan insanların iletişimden arasında mizah şey yerleştirmemesi belki onların konuşmalarına belki böyle bir şey olabilir. Yani mizahçılar bir takım espriler düşünüp yazabilirler. Yani bir spot TV değil de konuşmaların arasında belki şu konuyu biraz böyle işleseniz sanki daha mı iyi olur gibisinden bir dokunmuş mu gerekir? O daha mı direkt geçer? Çünkü eş zamanlı yapıldığı, o an yapıldığı hisli bir espri, kurgu bir espriden çok daha etkili olur. Net bu yani. Ben onu diyecektim yani bir şekilde sende varsa var. Bu akşam çok üst düzey bir işte profesör rahmetli oldu ve Sağlık Bakanımız bunu anlatırken adam meslektaşı da olduğu için göz yaşlarını tutamadı. Bu bugüne kadar yaptığı konuşmalar içerisinde... Cemil Taşçıoğlu. İlk Covid vakasına müdahale eden doktordu. Ya, o da Covid'e o da bir meslektaşı ve artık onun çok taze bir vefat haberi var. Ve adam reaksiyonunu anlık verdi. Çok da doğal bu. Bu da çok doğal, çok insani bir şey. Çok güzel, evet. Tabii, dolayısıyla espri de... Şimdi bu çok şey olur. Bak, adam ne kadar hakikaten kalbi olarak bunu yaptı ve bu... tüm konuşmalardan daha etkili olacaktır. Belki de bugüne kadarki konuşmaların en etkili bölümü o gözyaşlarını elinde olmadan tutamadığı an olur. Dolayısıyla esprinin de öyle bir yapılması lazım ki birazdan size espri yapacağım ve çok güleceksiniz değil de şak diye patlattığı anda hem de çok üst bir otorite böyle bir şey yaptığı anda bence metot böyle olabilir. İşte ama tabii bunu, şöyle bir algı var işte. Tam senin olarak... dediğin yere geleceğiz. Mizahı insanlar nasıl algılıyor? Senin ciddi diye yerleştirdiğin bu insan böyle konuşamaz. Cumhurbaşkanı espri yapmamalıdır. Başbakan espri yapmamalıdır. İşte falanca espri yapmamalıdır. Parti lideri çok fazla espri yapmamalıdır. Çünkü o biraz böyle altı cıvıklaştırmak diye algıladığı için bazı kitleler. Bundan önünü tam kesmek adına hiç girmiyorlar bu tada. Oysa 90'lı yılların başında bu memlekette Plastik Show diye bir program vardı. Siyasiler her akşam 3 dakika 20 küsur yaşlarında bir yazar kitlesinin yazdığı esprilerle birisi de sen yapabiliyorlar. Ama sen o zaman 20 yaşlarındaydın değil mi lan? Vay kötü. Evet 23 yaşındaydım. ama o zamanki şey siyasi bakış daha bir ama şu da olabilir. Belki o döneme denk gelen karakterler aynı Sürre Süreyya örneğinde olduğu gibi belki de espri dozu yüksek insanlardı belki. Ya Özal daha komik bir tavırla konuşabilirdi. Tayyip Erdoğan bunu seçmiyor olabilir. Bunun kendi seçimidir. Mecbur değil adam. Erbakan vardı. Ne bileyim işte. Ya hepsi de vardı. O mizah duygusuna zaten mizah malzemesini böyle döküyorlardı da. Tabii onların Memirel Sırma yürüyen mizah makinesiydi herif ya. Ya meseleleri mesele etmezsiniz, mesele olmaz diye açıklama yapıyordu adam. Yani adam yani o bambaşka bir şeydi. Yani bu dönemsel de bir şey. Bu bugünkü siyasilerin kalitesizliği anlamına asla gelmez. Bu sadece bazı doktorlar komik tabii anlatırlar hastaya muayenehanede. Bazıları ciddi anlatırlar. Kaçık Bey'in programını İhsan'ın ilk yani İhsan'la ilk konuştuğumuz zaman ortaya çıkan mesele zaten temel sorun buydu. Niye şimdi böyle? Yani ne değişti? Yani biz daha üniversiteden beri, liseden beri gırgırları, hıbırları, bilmem neleri
takip ederek, hani mizaha böyle dokunarak, sen bayağı içinde yaşarak ama ben dokunarak büyüdük mesela. Ama bir şeyin farklı olduğu aşikar. Şimdi söylemler de o. Ve şu, bu bugünlerde mesela ben de sosyal medyayı çok yoğun takip edemiyorum. İlk işte karantinanın ilk 10 günü benim için bayağı yoğun geçti. Yani işte bir sürü hazırlık falan yapıyorum ama göz ucuyla en azından o gruplara bilmem nereye gelen mesajlara baktığımda siyasi uyuşmazlıklarla ilgili yapan küçümseme bazlı espriler açık ara önde. Çünkü mizahın en kolay üretilebildiği yer orası. En son IBAN numarasıyla ilgili galiba 30 tane espri geldi bana bugün. Evet. Onlar çok fazla ama hepimize hitap edebilecek. Yani ortak düşman ya da ortak sorun olan bir konuyu bizi rahatlatacak derecede tiye alabilecek neredeyse hiç içerik yok. İşte benim soru işaretim, neden biz hep çelişkiden beslenir hale, yani çelişki derken neden hep biz görüş ayrılığı çelişkisinden beslenir hale geldik de normal hayattan bir ortak bir mevzudan beslenemiyoruz? O komik gelmiyor artık insanlara. Bunun anatomisini biraz ben merak ettim hep. Evet ve şu anda mizan geldiği durumda bununla ilgili zaten. Yani. Ama yani şu, sosyal bilimciler de bunu şey yapsın, araştırsınlar. Yani bayağı sıkıntılı, bütün gezegenin can derdine düştüğü bir durumdayız. Ve hala bunu siyasi ayrımlarda kullanıyoruz. Yani aynen, insanlar birbirine böyle söyleyemeyeceğim. Çok kötü davranıyorlar. Bakışlarından anlıyorsun insanların birbirine. Veya hadi gene sosyal medyada yankı odalarındalar da karşı karşıya geldikleri vakit televizyonda da görüyorsun, radyodaki programlarda da görüyorsun. Ya şu an canımızı kurtarmanın derdindeyiz. Ya bir şey diyeceğim. Bence bu espriler her daim yapılıyordu. Sadece şu an her şeyi duyuyoruz. Tek fark bu bence. Yani eskiden de insanlara şiddet vardı ama görülmüyordu. Şimdi artık sokaklarda mobese kameraları var. Bu şiddetin arttığı anlamına gelmez. Dolayısıyla biz şu an sosyal medyada da, yani eminim bundan 30-40 sene evvel buna yakın bir toplumsal durumda hükümete de bir takım görevli insanlara yapılan eleştirilere mutlaka kahvede şurada burada birileri yapardı. Şu anki fark, bunların hepsini yazılı olarak ortaya dökülüyor ve hepsini görüyoruz. Bir tane gördüğün anda da zaten onu unutmuyorsun. Çünkü az evvel en başında söylediğim gibi negatifi, senin negatif konuşmanı destekleyecek görüşü illaki arar bulursun. Sosyal medyada yağmur gibi. Yani dolayısıyla bence şey, insanlar değişmedi. Mizah algımız değişmedi. Sadece iletişim metodu değişti. Eskiden gır gır fırt çarşaf bunu yazarsa yazıyordu. Yazmazsa yazmıyordu. Çünkü onlar da şunu düşünüyorlardı. Abi şu basım tarihi ne kadar? İnsanların eline geçene kadar bu espri zaten çoktan unutulur. Şimdi artık eş zamanlı. Yani şu an bir şey olsa anında muhalifi, destekçisi, en uçuğu, en destek olmayanı, herkesin esprisini gümbür gümbür döktüğü bir mecradan bahsediyoruz. Burayı bence bu gerçeklik üzerinden yorumlamak lazım. Ne mizah eskidi, ne değişti, ne siyasiler. Her şey eskisi gibi. Bence eskisi, en az eskisi kadar terbiyesiz, en az eskisi kadar da saygılıyız bence. Sadece iletişim metodu değişti. Dolaşım farklı. Her şey dökülüyor. Yok hani mecralar değişti, tamam. Eskiden hani hep yaptığın... değişti abi. Ya şu an bir tane adam kızıp da bir şey yazabiliyor. Ya. Evet. Adam kızıyor, bir şey yazıyor. Bunu eskiden yanın en yakında oturan da insana yapıyordu. Şimdi yazıyor ve bu akıp gidiyor. Ve bir anda bu bin milyon tane like alsa, eskiden kahvedeki insanları güldürebilecek bir şey. Aslında kahve 1 milyon kişi olsa 1 milyon da güldürebilecek çapta bir şeydir. Sadece kahvehane şu an 1 milyon kişi. Salon 1 milyon kişi. Bindiğin taksi 1 milyon kişi. Tek fark bu. Dolayısıyla da en kalitesizinden en kalitelisine, en sivrisinden en tabiri doğru söylemeye çalışıyorum. Yanında duranlar. Her şey ortada. Dolayısıyla şeye katılmıyor musun? Geçme yani ihtimalimiz yok. Yaşam böyle bir şey. Şu düşünceye katılmıyor musun? Veya bu hani benim tespitimdir de bana öyle geliyor. Eskiyi de katmayıp şu an insanlar birbirlerine karşı daha tahammülsüz davranıyorlar. Siyasi ve bağlantılı konularda. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yaşam tarzıyla da ilgili olabilir tabii. 50 sene evvel de Galatasaray teknik direktörünün başına bir şey geldiğini hepimiz eş zamanlı haberdar olsaydık, mutlaka karşı takımdan bir tane, bir iki tane manyak çıkıp da oh olsun diye şarap doldurup içmeye kalkardı. Evet. Biz şimdi bunu görüyoruz. Tek fark bu. Fatih Terim'e pozitif teşhisi konduğunda bir lüzumsuz kişi şarap koyup içmeye kalktı bunun şerefine.
Neyse ki kendi takımından insanlar da buna büyük tepki verdiler. Ama eminim 50 sene evvel de, 1500 sene evvel de böyle bir şey olmuştu yani. İnsanlar bu insan doğası böyle değişmez. Bir insan çıkar ama şu anda her şeyi görebiliyoruz. Hatta böyle çocuklar amplifiye oluyor. Bunu paylaştığımız için şaşırıyoruz, bozuluyoruz ve paylaşıyoruz ve büyütüyoruz aslında. Çünkü başta söylediğim gibi arıyoruz, illa bizim kötücül tarafımızı ya da kaygı tarafımızı doğrulayacak bir örneği arayıp buluyoruz. Sosyal medya bize mutlaka bu örneği veriyor. Abi aynı anda, sizin o... Evet, bir aydınlanma geçiriyorum yalnız. Yani onunla böyle bağlamamıştım. Yani onu da iyi tarafına yoralım. Tabii kötüyü abartma olayını hiç bağlamamıştım ama doğru. İletişim imkanları arttıkça sevimsiz, kötü, ciddi ve problemli olan yükselecek. Yani iyi olan geride kalacak. Çünkü paylaşım değeri az. Bizim paniğimize, korkumuza, negatif duygumuza hitap edeni daha çok paylaşacağız. İnsan doğası otomatikman kendini pozitife çekip de bir nevi terapiye rahat hazır olsaydı zaten bu sizin uğraştığınız bilim gelişmezdi bu derece. İnsan kendini hemen onarmaya değil, ne yazık ki negatifi arayıp kaygım haklı mı haksız mı doğrulama telaşına giriyor. Bu beyin arayışı da seni ister istemez tedavi edilmesi gereken insan haline getiriyor. Sosyal medya ya hiçbir hız yetişemez tedavide. Bence Başak, Yükselen'in Başak Burcu, ben illaki bir anksiyete olacak bir şey arıyorum yani, buluyorum bunu. Siz bana 500 tane anlatın şöyle şöyle şöyle. Ama ben boğazımın yanması, abi o boğaz yanması var ya kesin korona. Dediği anda ben sabaha kadar uyumamama yeter. Karşıma bütün tıp bilimi geçsin. Abicim boğaz yanması alakası yok. Sen biraz bağırmışsın sesin. O yüzden çatal dese. Peki. Aa bak bir tanesi ne dedi? Onu arar benim beynim. Toplum olarak böyleyiz sanki. Dolayısıyla da tespit bence doğru. Yani iletişim metodu artık önüne geçiresi bir halde değil yani. Önüne geçesi bir halde değil. Hiçbir gazete, bir gazete yok ki taze. Gazeteden şu an bir haber öğrenebilir misin? Hiçbir şey öğrenemem. Gazeteler... Valla ben geçenlerde bir uçakta mı bir yerde elime bir gazete geçti. Yıllardır ilk defa. Hayatımda ilk defa bu kadar tuhaf bir nesne gibi gözüktü. O kadar uzun süredir görmemişim ki. Şofala diye açılan bir şey, çarşaf gibi. Evet. Ne olan o? Yani... Belki herhalde abi 5-10 senedir ben gazete görmemişim. O kadar tuhafsadım yani. Berberde bile gittiğimde orada gazete görmüyorum. Katlanmış görüyordum. Hiç elime alıp bakmadığım için çok acayip geldi ya. Hakikaten zaman değişmiş. Yani yok şimdi benim için öyle bir şey mesela. Hatta ben dün bir gazete benimle röportaj yaptı. Gazete deyince hangi sitede yayınlanacak diye sordum. Dedi ki hafta sonu Kelebek Ekine basacağız dediler. Dedim Kelebek nedir? Hürriyet, Kelebek falan. Böyle bir aydınlanma geçirdim. Böyle bir şey vardı gerçekten. Sonra siteye de konuyormuş herhalde. Bilmiyorum, bakacağız artık. Konuyordur canım. Yani çünkü basılısından fazla bende mesela şey uygulaması var. Ben biliyorsun süreli yayın takibinde böyle şey bir adamımdır. Bende mi çiğner aşarım? Şimdi alamadığımı buradan takip ediyordum. Sonra baktım ki yani alan azaldı diye ben mizah dergilerini hem alıp hem buradan takip etmeye başladım. Ama şimdi gazete buradan bakıyorum. Yani basılı gazete almıyorum. Şimdi sen dedin ya röportajı var. Acaba ne demiş diye ben şeyden bakacağım. Online bakacağım. Çünkü şey gibi hissediyorsun şimdi kendini gazete aldığın vakit. Sen zaten bugün olan olayları gördün. Evet. Alacağın gazete zaten daha basılmadı. Yani basılacak da o saatte kadar senin haberin olan olmayan bir şey basılmayacak. E zaten gazeteleri de biliyoruz ki hepsi kendi tandansı neyse ona yönelik yorumlar yapan köşe yazarları da ne gerekiyorsa onu söyleyecekler. Bana bir katkısı olacak şey gibi istiyorum. Hani Doğu'ya eskiden gazeteler böyle 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık olduğunda anca varırmış ya gazete mesela. Köyde gazete okuyan adam, "Oo geçen haftan iyi taze." dediği zamanlardan geçmişiz. Şimdiki gazete hakikaten öyle. Kendine doğuda oturan adam gibi hissediyorsun gazeteyi açtığın vakit. Mesela Sözcü yani gazetesi, Vakit gazetesi gibi gazetelerin. Onlar da bir şeyin iki ucu. Yani. Mesela manşetine bakınca anlıyorsun. Çünkü hiçbir haberde göremeyeceğin bir şey var orada manşetinde. Gaz boşalımı yani Hülya diye. Şey vardı eskiden Cem Uzan zamandaki Star gazetesi. Böyle gazeteci de yarısı gözüküyor ya gazetenin katlanmış vaziyette. Çoğu zaman böyle manşetleri görünce saçlarım uçuşuyor gibi hissederdim vardı o zaman. Böyle sanki bir rüzgar varmış gibi böyle biri bağırıyor falan gibi. Şimdi aynı şey bunlar da var mesela işte rezil ettiniz memleketi falan. Şimdi bu hakikaten herhalde post gazete işlemi böyle bir şey artık. Yani post haber maber yerine. Yalnız bir tane gazete var bak şimdi siyasi mi değil mi bilmiyorum bu mevzu da komik.
Yani takvim gazetesi olduğunu da söylemeyelim, şey olmasın. Ya sür manşet 2,5 yıldır şey veriyor, emekliye para veriyor. Yani her gün bayağı işte evet. Gazeteye bakıyorsun mesela sür manşet. Emekliye 1185 lira. Ertesi gün emekliye 900 lira. Ertesi gün emekliye 3 müjde. Bir yıl 359 gün öyle vermiş. 2018'i geçen seneden ondan bir gün eksik mi vermiş, ne vermiş? Biri üşenmemiş, derlemiş. Abi her gün. Yani emekli olacaksan takvimden olacaksın. Çünkü 27.500 lira falan hani aylık gelirim var. Her hafta da şey geliyor. Emekliye müjde. İşte bunu yapan gazeteciye de yazık. İşte hedef kitle, işte şeyde üründe tutarlılık budur işte abi. Yani bak ben şimdi ya çok, dur. Ya bir gazete dediğin yer istediğin yani en saygı değerinden en artık iyice suyunu çıkardı diyeceğine kadar varana kadar hepsinin aslında kapıdan girilen, masalarda oturulan, odaların olduğu, işte yayın yönetmeninin olduğu, şeylerin olduğu bir yapı. Ama ne yazık ki hepsi eski bir şeyi basıp yolluyorlar. Yani şu an atıyorum dolar 6.70. 6.70 diye bas gazeteye, belki de gazete açıldığında ya 6.30 ya da 7.5 bilmiyorsun ki. O kadar anlamsız ki. Yani gazetede bir şey, nostalji yapmak gibi artık gazete. Eş zamanlı bir şey değil. Ya dün ne konuşmuşuz diye açman lazım gazeteyi. Alışkanlıkları bırakamazsın abi. İnsanoğlu böyle. Ya çok benim fazla. Annem alıyor. Tabii. Yani bizde kaldığı için bizim binanın görevlisi gazete getirmeye başlıyor. Annem gittiği gün gazete gelmiyor. O kayınvalide şey seviyor, sudoku. O da şeyden hani... Bulmacaları çözmece. Sudoku ama özellikle sudoku, çünkü şey demiş ha, Alzheimer'a karşı sudoku iyidir demiş ha. Normal bulmaca değil de. Lan bu arada sudoku. Bir fikir verdiniz bana. Ne yaptınız? Bir fikir verdiniz. Şimdi gazete, yani haber verme işi öldüğüne göre gazetelerde hı-hı. bulunmayan haberleri veren bir gazete. Bilim gazetesi yok değil mi hiç? Yani böyle müstakil hafta var. Bilim gazetesi var mı? Ya vardır da. Var. Herkese bir teknoloji var. Gazete mi o? Yani gazete gibi, dergi gibi çıkıyor ama hani yok, tabloid gazete boyutunda. Ha, tabloid. Tabloidler Türkiye'de tutmadı. Yani yok, tabloid gazete boyutunda şey gibi düşün. Gerçekten de bilim haberleri. Açık beyin gazetesi yapsam mı lan? Bak iyi fikir. Yaptım. Hazır karantinadayken. Şey bir... var. Çalışalım. Online versiyonları çok biliyorsun. Yani burada... Devrim Ağacı, Bilim Fili, Rasyonel onlar var. Fakat basılıya geçince olacağını bilemiyorum ben. Şimdi Serdar Kuzuloğlu'nu hepimiz biliriz. Şahane bir şey vardı, Dünya Halleri diye. Ben pek çok şeyin gündemini oradan da takip ederdim. benim telefonumdaki uygulamalarda şeydi, Dünya Halleri böyle çat basar bakardım. Eski şeylerini de okurdum. Böyle ne olmuş ne bitmiş. Haftalık bülten çıkarıyordu. Bitti. Bitti ve niye bittiğini de kendisi hani yazmıştı. Ben bunu böyle basılı mı çıkarayım, şey mi yapayım? İşte televizyona gittik, oraya gittik, buraya gittik. Ya bu trajikomik bir şey. Böyle bir şeyin, yani emeğin kendisine yayınlanabilecek bir mecra bulamaması da ilginç. Şimdi o da üzücü bir şey. İşte konuştuğumuz miza espri meselesi de her şey zamanın ruhu, ben ona inanıyorum. Yani ne yapsan üstüne çıkamazsın, ne yapsan altına giremezsin. Bir zamanda işte yaptığın bir şey tutuyorsa sen çok iyi olduğun için değil, zamanın ruhuna bir şekilde uyduğu için, diğer insanlar onu bir şekilde benimseyebildiği, duyabildiği için. Öyle bir şey diye düşünüyorum. Yani biz de bunları konuşa konuşa yine zamanın ruhu yaratırız diye düşünüyorum açıkçası. Yaratıyoruz, yaratıyoruz. Bak mesela ben Sağlık Bakanlığı'na şimdi karantinaya uymuyorsunuz falan diyorlar ya, hani gönül karantinacılığımız var ya şimdi mecbur. Devlet bir taraftan üretim durmasın diyor, bir taraftan haklı, bir taraftan biz çıkmak zorunda olan insanlar varsa onlar nasıl çıkmasın diyoruz. Bir tane sosyal medya fenomeni şey yapmıştı işte, Ask Me A Question var ya bu Instagram'da. Birisi de şey demiş, nasıl gidiyor karantina? O da işte bir sonraki şeyde cevap vermiş de, yakın arkadaşlar geliyor gidiyor. Yani karantina öyle olmaz. Şimdi bu mesela çok güzel örnek olarak kullanılabilir. Bunun gibi neler yapıyor insanlar? Yani tweet atmış 5 gündür üst üste, çıkmayın, evde kal, evde hayat var, bilmem ne. Fotoğraf koymuş, bilmem ne yapmış. 6. gün, bugün hava çok güzel diye Caddebostan sahilden fotoğraf koymuş. Ya sen niye bunu yaptın? Ya kimse yoktu diyor. Yani babama diyorum ki gelme falan, Covid var bilmem ne. Ya bir şey olmaz, otobandan geliyorum diye cevap. Yani bu
Bunları da şeyde kullanabilirsin. Şimdi bunları böyle hepsini seç, al. Sağlık Bakanlığı'nın yerinde olsam o COVID-19 sitesine yani sadece rakam yazma, bunları koyarım. Abi olur ha, bizi dinleyen birileri varsa yani bu en azından toplumsal davranışı oluşturma, toplumsal yönelimleri istediğiniz yere yönlendirebilmek için akıllıca mizah güzel bir şeydir demeye getiririm ben her zaman. Ama yani Utku'nun yaptığı şeyler de doğru, öneriler yani katkılar daha doğrusu. Yani devlet eliyle bir şey yapılmasına alışmış bir ırkın ahvadı olarak yani devamlı böyle üstten bir tiz mizah yapıla tarzı bir mizahın artık da hiç çalışmayacağı bir gündeyiz. Ama şu da var. Yani gerçekten iyiliği yükseltmek diye bir derdimiz var. Yani zaman, lafını unutma. Mesela bunun örneklerini Zeki Metin zamanında nüfus planlaması için, aşı için Zeki Metin'in, Devekuşu Kabere'nin yaptığı işler vardı. Tam da bu dediğini o zamanlar aşınızı yaptırın yerine aşıyı, eşeği aşılatacağım diyen bir espriye varan Zeki Metin'in yaptığı esprilerle yaptığı ya da fiş almayı Ayşegül Atik, Ali Atik esprileriyle dinledik. Belki onu özlüyorum bir, ben. Bir fiş, ya. Bir alışveriş, bir fiş. Çok ama işte tabii. O zaman hepimiz oraya bakardık. Evet. Tabii o ya zaman, o da tutmamış, bak aşı karşıtları türedi. Yani böyle ciddi ciddi vermek lazımmış aşıyla ilgili. Yok lan aşı kartı. Yani yapılmamış bir şey değil, yapılmıştı. Yani bugün Cem Yılmaz çıkıp el yıkamayı böyle anlatsa evet akılda olacaktır ama artık diyorum ya hepimiz aynı yere bakmıyoruz zaten. Gürültü çok, gürültü. Biz çok yerden informasyon evet. Alıyoruz. Emin ol o televizyondaki şeyi pek çok insan sosyal medyada görecek. Yani televizyonda onu yapalım. Tabii ki canım. Onu eş zamanlı görmeyecek. Ertesi gün şeyde paylaşacak. Ya ne saçmalamışlar ya da ne güzel yapmışlar diye yine burada ekranda görecek. Yani ben son 5 yıldır bildiğim bütün reklamları Twitter'da gördüm. Veya bir de bir ikisini de Instagram'da görmüşümdür. O kadar hiç benim de televizyonda işim yok. Zaten amaç yani keşke şöyle olsa demek değil. Bugünü anlamak abi. Yani onun için evet. Konuşuyoruz. Biz bir de artık bugüne göçmeniz hacı. Hadi İhsan gene genç de. Biz yani. Tabii canım. Genç. 6 ay var aramızda. Şu ekrandaki 3 karının toplam yaşı kaç? Benden 51. 96. 150 eder oğlum. 150 eder. 48 ben oldum. 4 ben de. 51 de ben. İhsan. Ortalama 50. 150. 50 işte 150. 150 yaşanmış yıl var bak şu 3 karede. O zaman ben size bir şey yapayım bak şimdi. Demek ki olan böyle ana bombardımandan ben nasıl kurtuluyorum onu söyleyeyim. Kitap okuyorum abi. Süper. Bir de kitap önereyim dedim bugün. Öyle evet, bize de öner dedin hatta ödev yaptın. Evet. Birkaç tane olsun. Ben sizin yerinize çok kitap çıkardım şimdi. Bak şimdi bir kitap var abi. Bu çok güzel. Aa aynen. Söyle abi niye okuyalım onu? Çünkü bugün Azra ile konuştum. İlla oku dedi. Tamam izledik. Ha, o zaman tamam. Yani o yüzden okuyacağım. Çok iyi mi göre dedi. Yazarından önerilmiş kitap. O yüzden bunu öneriyorum. O iyidir. Ben bak okurundan önerilmiş kitap. Bu... Pardon bir şey söyleyeceğim. Biz bu öneriyi şu an genel hayata dair kitap okuyun insanlık adına mı yoksa şu dönemi kitap okuyarak geçirmek isterseniz bu kitapları tavsiye ederiz adına mı yapıyoruz? Yok direkt kitap okuyayım diye sen istersen öyle tavsiye et. Ben kitap okunsun ama şu aralar hakikaten kafanızı gündemden kaldırın başka bir şeylerle ilgilenin diye kitap okunsun diyorum şu an. Bizim Duvar nerede lan? Ben de onu tavsiye edeyim. Aha. Bizim Duvar Utku'nun tabii canım. Ama dur benim bitmedi ki daha. Dur adam anlatsın ya. Bende çok var. Bak şimdi bu Vedat Ozan Kokular kitabını sen okumuşsun Sinan. Evet. Bu birinci mi ikinci mi? Bu bir. Bir. Hı, okudum. Bu bir. Bunun sonra Parfümler, Lezzetler ve Kültürler. 4 kitap bu. Bu kitap o zaman benim anlatmama çok gerek yok. Herhangi bir şey üzerinden bir kültür tarihi kitabı diyebilirim bunun için. Yani çok ilginç şeyler öğrenebileceğiniz bir kitap. Sürekli elinizde olmasına gerek olmayan bir kitap. Ya deyip canı sıkıldığında açıp bir şey öğrenebileceğiniz bir kitap serisi. Vedat Ozan büyük emek sarf etmiş. Hakkını da vermiş. Çok iyi bir kitap. Serisi Kokular kitabı diye başlıyor. Devamını da alın. Online'da sipariş verebildiğiniz vakitlerdeyiz. Şimdi karantina bilmem ne evdeyiz çıkamıyoruz diyen olursa. Bir de daha light olanı. Bu da müthiş bir şey. Belediye. Sazlı cazlı sözlük bu. Bu elimdeki 1950'ler Türkiye'si.
Bunun 60'lar, 70'ler ve 80'ler cildi var. 90'larda hazırlanıyor. Bu müthiş. Yani burada açıyorsun. Erkin Koray 1950 küsürde ne yapmış? Türkiye'nin almanak gibi bir şey mi? Ne o? Neredeyse öyle bir şey. Toplumsal değişimleri, dönüşümleri, şarkılar, türküler, sinemalar, tiyatrolar, sanatçılar, operalar üzerinden gidiyor. Kore'ye giden asker. Şimdi Kore'ye gidildi. Ama bu Kore'ye giden asker diye bir şarkı yapılmış. O burada var. Ve o dönemin ruhu da var. Çünkü büyük değişimlerin, dönüşümlerin olduğu yerde, paradigmaların değiştiği dönemlerde en çok etkilenen sanat. Sanatın da böyle o pop müziğin patladığı zamanlar, hani 60'ların sonu 70'ler, 50'lerde daha henüz o yok ama Sadri Alışık'ın plağı okuduğu şarkı var. Radyonun dergisi çıkıyor. Yani radyo günleri. Çünkü radyoda insanları görmüyor insanlar. Fakat bir şekilde onlarla bağlantıda olmak istiyorlar. Radyo ünlülerinin dergisi çıkıyor. Burada onlardan da örnekler var. Yani bu Türkiye'nin 50-60 arasını bunda buluyorsun hakikaten. Ben bir de evdeki iki tane emekliyi oyalamak için verdim ellerine. Çok mutluyum. Yani bayağı diye biz de 70'ler ve 80'lerde aynısını oluyoruz. 70'ler ve bilhassa 80'lerde sanırım biz de mest oluruz yani. Onun ikisini de bize bak, bu şimdi bak 8 tane kitap önermiş oldum şu ikisiyle. Kesinlikle. Bir tane de benden beklenmeyecek ciddiyette bir şey önereceğim. Yani hep ya bu işte bu küçücük bir kitap ama çok büyük bir kitap bu. Ioana Cucurati. Ve değerleri mi? İnsan ve değerleri. Bu Ioana Cucurati'nin, tanıyan, ismini bilen biliyordur. Profesör Doktor Ioana Cucurati felsefecidir. Bizim çok işimize yarayacak. Yani insan olan herkesin çok işine yarayacak. Şimdi bu kitapta küçücük bir kitap ama hani değer, değer verme, değerleme, değer biçme, değerlendirme. Bunlar farklı şeyler. Değer yargıları, değer ölçüleri. Bunların hepsi bu kadarcık bir şeyde anlatmış. Çok önem verdiğim bir şey söylüyor. Hani biz değer yargılarıyla hareket ediyoruz ya, aslında değer bilgimiz olması lazım diyor. Çok temel bir şey söylüyor. Değer bilgisine sahip olan insan bugün hani sorun olarak gördüğümüz pek çok şeyin aslında ortadan kalkmasını sağlayacak insan. Değerler bilgisine sahip olan insan. Bunu da böyle önermiş olayım ben. İnsan ve değerleri Ioana Cucurati. Tabii ki ben o değil kitabı alacağım. Ama karantina günlerinde olduğumuz için tabii ki ürün yerleştirme yapmadan edemem. Tabii ki yapacaksın. Muhakkak adamın biri yazmış. Çok iyi. Ben hepsini okudum. Ben ama şey bekliyorum. Pardon esas. Bir şey soracağım. Tabii bu arada biz evden çıkamayan insanlar olarak bu kitaplara online şey üzerine ulaşıyoruz herhalde. Bunun bilgisini de verirsek. Sen iste ben sana ulaştırayım pasoya. Ne diyorsun? Hayır yani. Motokurye getiriyoruz. Kurye ben. ben madem ürün yerleştirme, ben de ürün dertleştirme yapayım. Bu da Bendeniz'in son çıkan kitabı. Ama bulabilir misiniz kitapçılar bilmiyorum. Bilimin ucu. Espriler var böyle. Kolay okunur. Yavrum benim. Bir sayfa benim için bir sayfa açıp okur musun? Bir sayfa bana. Bir sayfa. Ha, rastgele bir tane açıyorum. Rastgele. İnşallah uygun bir şeydir. Diyor ki, yavaş yavaş yaşlanıyor muyum ne? Fikirlerim sulanmaya başladı. Bilinçaltıma kaçırmaya başladım sanırım. Evet, tam bize göreymiş gerçekten. Ya ben de bir sayfa açtım, bak bu çıktı. Ne o? Nevtron. Ne o? Bu ne lan? Radyo reklamı. Gerçekten mi? Bu da mı? Evet. Allah razı olsun. Valla işte aç deyince benim de aklıma geldi, açınca ne çıkıyor? Sen de ifadan açsan kim bilir ne çıkacak? İhsan'ı açıyorum. Kaotik ve izometrik egzersizler neden daha iyi başlığı çıktı sana direkt olarak. Şimdi abi izometrik iyidir o. Utku'cum bu da sana çıktı. İşte insanın fabrikalarını anlamak, bu incelikli ve iç içe bağlı sistemi temel düzeyde anlamakla başlar. Bu kitaplamaktan her şey işte ancak bu evrimsel perspektif içinde bir anlam ifade edebilir. Diyor. Efendim İhsan, bu da sana geldi. Çıplaklar kampında müzik eşliğinde yavaş yavaş giyinmek de tahrik edici olur mu acaba? Olmaz mı lan? Bu arada adam çıplaklar kampı dedi, sen son çıkan plaklar gösterdin. Ben onun ikisini bile isim son çıplaklar diye okudum. İşte insan zihni böyle bir şey. Son çıkan plaklar, son çıplaklar. Kitleyiciler gibi oldu. Evet. O priming effect mi diyorduk ona? Evet, buna uyan bir şey mi? Bir de ben buradan şey de rica edeyim. Ben eş zamanlı, aslında bir kitap eş zamanlı yazılıyor. Instagram'da sürekli günde 3-4 tane post yapıp
gerek gündemin bugünkü durumunu tiye alan, gerekse her daim gülünebilecek bir takım şeyler paylaşıyorum. Bu manada Instagram'da Utku Gürtuncay'ı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Yes. Geliniz, görüşelim, gülüşelim diyorum. Aynen doğru söylüyorsun. Kaçık beynin de kaçak kaçak karantina yayını oldu. 3 sene sonra, yani Feycan'dan sonra şunu yapmak da bu üçlüye nasip oldu ya yani. Tamam işte. Budur. Abi bak algı ne kadar değişik. Şimdi sen şeye dönüyorsun. 30 yıl, 35 yıl evvele dönüyorsun ve birbirimize fıkra anlattığımız, bilmediğimiz fıkra denk gelirse birinin bilinmeyene çay ısmarladığı dönemden şu an ekranda bak gözümün alıştığı figür olarak sen resim olarak bana televizyonda yayınlanmaya layık ciddiyette bir iş konuşuluyor besbelli resmini doğrulayınca ben burada kendimi o karenin içinde görünce kendime saygım arttı. Önemli bana rağmen. Çünkü birimiz Sinan Canan'la. Bana rağmen. Ya konuşmacılardan biri Sinan Canan'sa biz burada önemli bir şey konuşuyoruzdur. Yani bilirim seni. Sinan Canan sayenizde var oğlum. Az mı harç attık zamanında oraya? Güzel. Herhalde değil mi lan? Az mı güldük lan? Ay ay ay. Evet biz olduysak bizim sayemizde. Aynen öyle. Ay ay ay. Neyiz o zaman lan, kapatıyorum ben programı. Bak güzel yere geldi. Bu şey gibi oldu oğlum. Bak yok kapatamıyorum. Türkler kahvesinin bahçesinde oturup da böyle biz var ya biz. Hey gidi biz. Harika gibi. Ay, yapıyoruz hepiniz oğlum. Güzel genciz daha toplamımız evet. 150 bile olmadı ya. Daha. Ne? Kapasana moderatör sen kapat ona göre. Ya ben kapatacağım. Evet, bak kapamazsam ben hiç susmam. Bir türlü şey yapamıyorum. Evet o zaman kapatıyorum. Karantina günlerinden Kaçık Beyin yayınımız inşallah hoşunuza gidecek bir hal almıştır. İşinize yarayacak bir şeyler çıkmıştır. En azından yeni fikirler oluşturacak bir iki cümlemiz olmuştur. Sinan varken oluyor bana rağmen. Utku varken de oluyor bana rağmen. Mizahsız kalmayın. Görüşürüz.